Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik, senin nezdinde İsmail Ağa cemaatine, İsmail Ağa cemaatinin hocalarına, ariflerine, alimlerine, Ullama Eğit'i köpeklerine, Mehmet Devriye, Cevat Akşit'e, Ahmet Eklüz'e, yani şimdi İsmail Ağa diyoruz ya, ilmi temsil eden, cemaat olarak, ilmi olarak belli bir vasfa gelmiş bir cemaat olduğundan, hak ve hakikati bildiğini zanneden bir grupla karşı karşıya, en azılısıyla karşı karşıya kaldığından, yani sizle ve sizin de bu kadar sapık itikat ve bid'atle beraber Ehl-i Sünnet'in kalesi bir cemaat olarak anıldığınızdan, cübbeli bilhassa Ehl-i Sünnet'in kalesi bir alim olarak anıldığından, İsmail Ağa ilmin resmi, cübbeli de ilmin alimi olmuş hesapta. Halbuki iş başka. İsmail Ağa cemaatinin cübbeli hocası, İngiliz Kraliyet Muhafızlığı Lord'u, şeyde Lordlar Kamerası'nda konuşmaya çağrılan, bizzat MI6 görüşen, CIA'nın görüştüğü, neydi o, FETÖ'nün adamı görüşen bir zat cübbeli, yani kaypak, sapık itikat ve bitatler, bilhassa onun vasıtasıyla ondan güç alan cemaatin hocaları deccali sisteme ram oldu. Hani şunu söylemek gerek var mı? 70 bin deccale tabi cemaat. Yani tutup da karşıda gelemezsiniz. Cemaat biliyor komple. Yani inşallah dinleyenler de bundan geri adım atarlar. Yani cemaatin hocaları. Dinleyenler bu size yardım etmeyi, kumbaralarınıza, işte zekat şeylerinizi vermeyi falan keserler inşallah. Caiz değil. Yani size kurban etiymiş, kurban derisiymiş, zekat paralarıymış, ki zekatın verilmesi hükmü imamındır. Yani imamete tayin edilenindir. Şimdi bu kadar sapık itikatları, şunu şudur budur saymıyorum. Bu kadar itikadın karşılığında, bir de İsmail Ağa'da, sen o zaman dünkü boktun, ne zaman korktun demiyorum sana. Sen dün daha çıktın meydana. Sen yokken İsmail Ağa dua ediyordu. Ya Rabbi, Rabbimiz bize bir önder gönder. İsmail Ağa böyle bir dua ediyordu. Hadi bir kaç senesine, bir 20 sene öncesine, 15 demeyelim, Mahmut Efendi'nin sağlığında bilhassa, bize bir önder gönder duaları terennüm ediliyordu. Yani aşikar olmasa da kişilerin kalbinde, dilinde böyle bir ayet dolaşıyordu. Hani ufak topluluklar, ufak cemaatler halinde söyleniyor olabilirdi ama genelinde böyle bir şey vardı. Şimdi İsmail Ağa cemaati harici olduğunu, kafaları kazıtan harici olduğunu, Deccale tabi 70 bin alim olduğunu kendileri ispat etti, kendileri ortaya koydu. Birisini Medine'nin alimi Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, birisini Ali Kara, kendi sözleriyle, bunlar kayıtlı. Kayıtlı ama Cübbeli maharetli Flash TV'de 2011'de Flash TV'de çıkıyordu. İrşad Ümresi'nden koşa koşa geldi. Bu açıklamayı yaptı. Metekere hesapladı. Ve sonra orayı kaybettiler. Nasıl kaybettilerse, yani onu ortaya çıkaran bir insan daha varsa, yani şimdi para verip şöyle yapıp böyle yapıp
Bir insan varsa ona duamız onunla olur. Yani onu da kolay kolay bir normal eri yapmaz yani. İman eri yapar o işi. Şimdi İsmail Ağa'nın durumu böyleyken ben çıktığımda Kemal Atmi ishal ettim. Mecburum yani. Mehdi ben Mehdi'yim der yazarsan görürsün yani ben soru sordu, cevap verdim Ali Kara'ya. Şimdi sen de aynı şeyi yaparsan yine yaparım yani. Şimdi şu an boşum ama yani hali hazırda hazır yani yazılar. Linklerini atmam yeterli olacak veya yazıları kopyalayıp sana atmam yeterli olacak. Girip bakabilirsin. Yani hemen her konuda yazım var. Ne yazdıysa söyledik. En sonunda geldiği nokta şu. Yani biz açıklayıcı Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz. Çünkü ayetler onu gösteriyor. Ayetlerin üzerine gidemedi. Resulullah'ın bildirdiği hadisler, mektubat-ı Rabbani bunu gösteriyor. Hani nübüvvet kemalatı diyoruz ya, bu da hani velayet gibi kısas olacak bir şey değil. 10 milyon tane velayeti topla, bir tane ehli nübüvvet etmez. Hani böyle bir de bir ağırlı var, zıl kemalat. Kaldı ki zıl zıl. Kaldı ki zıl kemalat. Bunu anla, gölge kemalat. Hükmü yok. Yani ki şimdiki gördüğünüz şeyhlerin, kutupların kendi velayetleri değil. Kendi velayetleri değil. Zıl 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 aktarmalı geliyor gölge. Şimdi ehl-i nübüvvet bizatı hani nübüvvet kemalatına sahip olması için velayet kemalatının velayet-i kemalatının da aslında sahip olması lazım. Böyle de bir durum var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi için o velayetin en yükseğindedir. Bu ayete, bu ahirete taalluk eden kısımdır. Yani Mehdi'nin ahirete, ahiretteki makamına hani en yükseğindedir. Nebiler, Resuller gibi. Niye? Onların kemalatına sahip. Yani ben imam olarak şey yaptım ama Nebi, Resul Allah-u Teala'nın vahyine muhatap oldum. Nebi hükmü. Onu aktardım. Nübüvvet kemalatının usulü beşerete gelince o ancak bir noktayla ifade edilebilir. Kimsenin açıklayamadığı mektubat-ı Rabbani'de geçen noktadan maksadı ben açıkladım. Efendilerine sor istersen. Yani izam edebiliyorlarsa buyursunlar etsinler. 11 sene oldu. Tık yok. Ki ilzam edilemez. Karşı görüş kafirliği gerektiriyor. Çoğu şeyde değil. Benim ortaya koyduğum bir şeyde yanlışlığımı ispat et. Sana ne dersen de benim için. Edemezsin. Mehdi'nin en büyük özelliği yenilmemesi olacak. Ben yenilmedim. Allah'ın lütfuyla yenilmem. Niye? Ben bana böyle bir şey demedim. Demem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinden gittiğim için yeni bir nübüvvet ağacı değilim. Muhammedi nübüvvet ağacının yeni bir ışkının hükmünde bir zatım. Ama asaletten hali değilim. Dersen ki Mehdi Resul mü? Neyli nübüvvet? Ya Nebidir, ya Resuldür, ya hem Nebi hem Resuldür, ya da hem Nebi hem Resul hem üstün kılmıştır. Ben üstün kılınmış değilim. Ama haber aldım, vahiy aldım, onu aktarıyorum. Yerlerin ve göklerin melekutunu kimse çözemez. Bunu sana aktardım ve size aktardım. İlk çıktığım dakikadan itibaren size aktardım. Herkese aktardım. İlan ettim. Ben bunda yanlışsam ben yandım. Ama yanlış bir insanın da bir cemaati alaşağı edecek kadar kuvvet ve kudret sahibi olması ilimde kılıcı keskin olmasa İlmi yani. Kılıcı keskin olmasa ölümüne fetva verecektir. Yani
sizin diliniz tutulmasının sebebi, İsmail Ağa cemaatinin ve alimlerin dillerinin tutulmasının sebebi, bizim ilmimizin ilahi lütuf keskin olmasından, Allah-u Teala tarafından desteklenmemizden. Yani biz böyle bir kemalata sahip olmasaydık, sizi alaşağı edemezdik, lezili rusval edemezdik. Demek ki bu zat ehl-i nübüvvet bir zat. Sana, size müjde, İsmail'a müjde, bir Resulü inkar ettiniz, ediyorsunuz. Müjde cübbeli, zaten cübbeli biliyor, en iyi bilen cübbeli. Ali Kara da öğrendi. Ali Kara açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyeti değiliz dedi. O kafir olarak gitti. O benimle yazışmalarından sonra. Kastamonulu, yani sana da Kastamonu Ermenisi mi diyelim sana? Yani acaba diyorum bu Kastamonu Ermenisi mi? Böyle bir durum var mı? Daha da anlatılacak bir şey yok. Bir Resulü inkar etmek. Resul değilse sizi nasıl Allah şahitti? Bu kadar ilimleri kimsenin açıklayamadığı bir sürü şeyi nasıl açıkladı? Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlını sahibidir.